Cenab-ı Hak kabul eylesin. allah Teala il dipteki şehitlerimize, aynı zamanda adına tertip edilen 54. hükümetin başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamıza, onun şahsında hepimizin ehli iman göçmüşlerimize Cenab-ı Hak bir kere daha rahmet eylesin. Okunan hatmi şerifler var, tesbihatlar var hepsinin duası inşallah yapılacak. Okunan aşı şeriflerin çoğu mana bakımından hocamızın yaşantısıyla özdeşleşen hayatına yansıttığı ayet-i kerimeler. Allahü Teala Hazretleri anmakla beraber anlamayı da nasip eylesin. İdrak etmeyi nasip eylesin. Bilinçlenmeyi nasip eylesin ve ardından da bugün dokuzuncu yılındayız vefatının on da olsa, yirmi da olsa, otuz da olsa kıyamet kopuncaya kadar da kendisi hayırla yad edilecek, unutulmayacak inşallah. Çünkü unutulmayacak, hafızalardan silinmeyecek izler bıraktı ve eserler bıraktı bu nesilden nesile aktarılacak. Kendisini demin İbrahim hocamızın da ifade ettiği gibi sadece bir milletvekili ya da sıradan bir siyasetçi gibi görmek doğru değil. Onu farklı kılan üstün meziyetleri var. Bu da Allah vergisi. Cenab-ı Hakk'ın bu ümmete, Türkiye'mize bir lütfu olmuş. Vefatından sonra daha iyi anlaşılıyor. Yaşarken bizim Türkiye'de ve genelde dünya üzerinde böyle bir hal var. Biz yaşayanın değerini toprağın içine düşünce anlıyoruz. Değerlerimizin kıymetini. Allah bundan sonra yaşarken de anlamayı hepimize nasip eylesin. Kendisi, burası bir caminin kürsüsü. Burada haykırmak kolay. Buraya gelene konuşmak daha kolay. Çünkü buraya gelen niçin geldiğini, neden geldiğini az çok bilen insanlardan oluşur. İnananlardan oluşur. Ama bir meclisin kürsüsünden ben bunları Allah rızası için yapıyorum diye haykırmak bedel isteyen bir şey. O bedeli kendisi ödedi. Bunun akabinden yaşlılığı döneminde siz hocam oturun. Evinizde Kur'an tilaveti edin. Yaş kemale erdi denildiğinde okuduğum Kur'an da bana cihad et diyor. Ben nasıl oturayım diye cevap verdiğini de hepimiz duyduk. Ve örnekleri içerisinde, hayatı içerisindeyken dilinden düşürmediği Harid ibn Zeyd, Ebu Ayyub el Ensari Hazretleri. Ve Sultan Fatih Hazretleri, ikisinin ortasında da kendisinin kabri var. Hize alarak baktığınız vakitte, Fatih, Sırdışı, Zeytinburnu, Eyüp Sultan arasında bir üçgen yapsanız hocamızın kabri Merkez Efendi'ye yakın olmakla beraber ikisi arasında bir yerde. Şimdi Eyüp Sultan Hazretleri'nin de hayatına baktığımız vakitte 90'ı aşkın bir yaş 6-7 kadar evladı yanında Medine'den hareket ediyor. Ordunun komutanı da genç bir sahabi İstanbul'u fethiye kadar geliyor. Halbuki hadis-i şerifte geçiyor ki gücü yeten Medine'de vefat etsin diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peki gücü yeten Medine'de vefat etsin ben ona şefaatçi olacağım. Cennetül Baki'ye defn olana şefaatim var dediğini Eyüp Sultan Hazretleri duymadı mı acaba? Fotoğrafın birinci boyutu bu. İkincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 120 bin sahabi kiramın içerisinde veda hacında onlara veda hutbesini okudu. Ama bu 120 bin sahabe-i kiramın 10 bini cennetül bakıydı. Mekke-i Mükerreme'de en fazla rakamları ben abartarak veriyorum size. 10 bini de o coğrafya üzerinde kalsın. Geri kalan 100 bin sahabi. Bunlar neredeler? 100 bin sahabe-i kiram Mekke'de değil, Medine'de değil. Dünyanın her bir tarafına dağıldılar. Niye? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan aldıkları öğretileri, değerleri bulundukları topraklara götürdüler. Cihad ettiler, mücadele yaptılar, kenara çekilmediler, oturmak yok dediler. Bu iş heyecan ister, aksiyon ister, hareket ister, bereket ister dediler, yola koyuldular. Hocamız da aynı yerden ilham alarak Konya'dan yola çıkmış. Bir kişi, iki kişi, on kişi, 20 kişi derken bağımsız olarak başlattığı bu hareket nihayetinde milyonlara kadar tekabül etmiş. Vefatı akabinde milyonlarca insan, evet sen cihad ettin, vazifeni yaptın, ardınızdan nasıl yad edilmek istersiniz sorusuna, malıyla da canıyla da cihad eden bir insan olarak yağ dolunmak isterim dediği de bu ve öyle de oluyor. Allah bize anlamayı nasip eylesin. Eyüp Sultan Hazretleri'ni dilinden düşürmediği gibi aynı yol ve istikamet üzerinde de yaşamaya çalışmış. Konuşmamış, konuşmakla beraber gereğini de yapmış. İfade etmiş, ifadeyi icraata dökmüş. Sadece konuşmaları kürsüde değil, hayatın her alanındaki icraatında o her haliyle var. Birliği, beraberliği, kardeşliği bugün daha iyi anlıyoruz. 34'tü, 39 kadar olduğu söylendi bugün şehitlerimiz. Bir gün mesele Suriye olursa anlayın ki hedef Türkiye'dir. Korkarım ki beni anladığınızda dövecek dizinizde kalmayacak demişti kendisi. Allah nefsi hırslarımızdan vazgeçmeyi nasip eylesin. Şu ayeti kerimeyle bitirelim. Bugün İslam coğrafyası ve Türkiye'miz ve hepimiz Allah'ın yardımını arıyoruz. Allah'ın yardımı kelamlarla, konuşmalarla gelmiyor. Allah'ın yardımı oturduğumuz yerde de gelmiyor. Allah'ın yardımı Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Muhammed'de Allah buyuruyor ki benim dinime yardım ederseniz ben size yardım edeceğim Allah buyuruyor. Hatta ayet dedi ki Allah'a yardım edin. Bu mecazi bir ifade. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Ama Allah diyor ki benim dinime, peygamberime, onun istikametinde yola gidenlere yardım edin ki Allah da size yardım etsin düşmanlarınıza galip gelirsiniz buyuruyor. Şimdi bugün düşmana galip gelmek neyle mümkün olacak? Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmak. Bu neyle olacak? Evvela nefsimizdeki mücadeleyle olacak. Sabah namazının cemaatiyle olacak. Yatsının cemaatiyle olacak. Konuşmalarımızı eyleme döktüğümüzde, bütün bunları da Allah'ın rızası üzere yapmaya döndüğümüzde olacak. Bugün Uhud Muharebesi'ndeki Müslümanların durumu sahabe-i kiram ganimet almak üzere Okçular Tepesi'ni terk ettiğinden kazanılmakta olan harp kaybetmeye döndü. Bugün de İslam aleminin geneli olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere benim ardımdan şundan korkuyorum, hakkınızda tereddüt ediyorum. Vehin hastalığına tutulacaksınız. O nedir ya Resulallah? dünyayı olan tutkunluğunuz, dünyayı olan sevginiz, dünyayı olan muhabbetiniz, dünyayı kazanma uğrundaki hırsınızdan tedirginim diyor Muhammed Aleyhisselam ve bugün de öyle. 55 kadar İslam devleti var Osmanlı İmparatorluğundan sonra kurulmuş ama mahalle kadar hükmümüz maalesef yok. Niye yok? Çünkü Allah için olmadığımızdan yok. Tekrar Allah için olursak Allah bize yardım edecek. Şu ayetten duaya geçelim. Allah Teala Kur'an-ı Hakim'inde sure Tevbe'de buyuruyor ki Ya yühellezine amenu Ey iman edenler Malekum size ne oldu? İza qilalakum firu fi Allah için çalışın. Allah için mücadele edin. Allah için adım atın. Allah için programlarınız olsun denildiği vakitte ise ilal ard. Niçin yerinizde oturup çakılık kaldınız? Allah için çıkmadınız. Hocam biz çıkıyoruz, çalışıyoruz. Allah diyor ki Allah için. Makam, mevki, şan, şöhret, rütbe sevdası değil. Şuradan şunu götürürüz, buradan buraya alırız, şuraya şu kadar insan yerleştiririz değil. Hedef bu değil, gaye bu değil, amaç bu değil. Allah diyor ki benim rızam için niçin çıkmadınız? Eradı bil hayatid dünya, yoksa siz dünyayı mı tercih ettiniz? Fema metaul hayatid dünya fil ahireti illa kalil. Eğer siz dünyayı tercih ettiyseniz Allah buyuruyor, ahirete nispetle dünya illa kalil, çok azdır Allah buyuruyor. Dünya çok az. O mallar, o mülkler, o şanlar, o şöhretler, o üstünlükler, o öncülükler hepsi bitecek Allah buyuruyor. Bitti. Bitti an amel nüshası elimizde kalacak. Hocamızın şöyle bir ifadesi de vardı. Hayat biter, her şey sökülüp gider, insanın elinde amel nüshası kalır. Yaptıklarıyla Allah'a hesap verir. O güne doğru gidiyoruz. Ne olursa olsun biz Allah için çalışmayı bırakmayacağız. Nefsimizi terbiye edeceğiz. Allah'ın rızasını kazanma yolunda bir iradeyle inşallah çalışmalarımıza her alanda sevgiyle, muhabbetle kardeşler olarak devam edeceğiz. İki aşırda da aynı yerler okundu. Genç hafız kardeşimiz hocamızın okudu. iki defa okundu. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسِكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي lillahi رَبِّ الْعَالَم۪ينَ benim namazım, benim nüsukum, bütün çalışmalarım, hayatım ve ölümüm kim içindir? Lillahi Rabbil Alemin. Bu da hocamızla özleşen bir ayet. Allah kendisine rahmet eylesin. Akabinde iddip şehitlerimizi de rahmet, rahmet eylesin. Geride kalan yetim yavrular var. Boynu bükülen çocuklar var. Dul kalan hanım kardeşlerimiz var. Gidene üzülmüyoruz ama yaşanılan acılara üzülüyoruz. Giden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a komşu oldu. Şehitler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yan yanalar. Çünkü şehitler hakkında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, dünyaya dönmek isterler, Allah'ın uğrunda yine şehit olmak isterler. Dünyaya dönmek isterler, Allah'ın uğrunda yine şehit olmak isterler. Allah'tan bunu on defa isterler buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah bize de şehitlik nasip eylesin. Allah vatanımızı, memleketimizi, alem-i İslam'ı her türlü beladan, musibetten, zalimlerin ve kafirlerin tasallutundan Allah muhafaza buyursun. Şimdi hep beraberce duamızı yapalım. Allah anlamaya muvaffak eylesin. Amin. Subhan rabbiyal aliyil azel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala Resulina Muhammedin. وعلى آله وأولاده وأصحابه وأهل بيته وعليهم أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة هتمات القرآن العظيم ببركة تلاوة القرآن العظيم وانفعنا يا كريم Lütfen lanâ zunûbenâ bifadlik ve cûdik ve kerâmik ya ikramel ekramîn ve ya erhamer rahimîn ya erhamer rahimîn ya erhamer rahimîn ya erhamer rahimîn ya rabbel âlemîn tilavet olunan hatmi şerifleri kabul eyle tekbirat ve tesbihatı kabul eyle şu mecliste tilavet olunan sure Yasini, yâsîn'i ashî şerifleri tekbirat ve tesbihatı yüce katına arz ettik kabul eyle Hasulan ecir ve sevabı evvelen bizzat, hacı kainat, hulansayı mevcudat, ümmeti olmakla şeref ya dolduğumuz, şefaatini ümit ettiğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhuna hediye ediyoruz ikram eyle. Onun ulvi ruhunda bir cümle peygamber efendilerimizin, zevcelerinin, sahabe-i kiram, ashab kiramın, tabi'in tebe-i tabi'in ehimme-i müştehidin, müfessirin, muhaddisin, müelliflerimizin, hanedan ehli beytin, evlad-ı Resulün, aziz şehitlerimiz, merhum gazilerimiz ve ecdadımızın, Kur'an'ın, ulemanın, umaranın, meşayi kiramın ervahına hediye ediyoruz. Sen ikram eyle ya Rabbi. Hususiyet ve silsiye aliyelerin, ehli Kur'an'ın, ehli hukukun, ehli iman din kardeşlerimizin dervahına bizler hediye ediyoruz, sen ikram eyle. Şehri İstanbul'umuzda methum bulunan Yuşa Aleyhisselam'ın, Halid İbni Zeyd, Eba Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, hususiyede bir cümle sahabe-i arkadaşlarının ve ehli beytinin dervahına hediye ediyoruz, sen ikram eyle. Bu şehri fethederek bizlere emanet bırakan Sultan Fatih Hazretlerinin, hocalarının fetih şehitlerinin, ve bir cümle şühedanın hedanın dervahına bizler hediye ediyoruz sen ikram eyle. Hasaten ya Rabbel Alemin, şu civarımızda Metün bulunan Yusuf-u Sümbülü Sinan Hazretlerinin, Merkez Efendi, Seyit Nizam, Tahir Efendi ve bir cümle kibar evliya Allah'ın da ruhlarına hediye ediyoruz sen ikram eyle. Bu kullarına kabir arkadaşı yoldaşı olarak bundan 9 yıl önce sana uğurladığımız 54. hükümetin başbakanı, Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın da ruhuna hediye ediyoruz sen ikram eyle. Ruhunu şad eyle. Makamını âli eyle. Derecesini âli eyle. Ya Rabbel Alemin yüksek dereceler kendisine ihsan eyle. Kendisini anmak üzere Ya Rabbi bu cemiyeti tertip eden, hazır bulunan bu kardeşlerinden bizlerden kendisine haberdar eyle şefaat izni verdiğinde biz de şefaatlerine nail eyle. Ya Rabbel Alemin, hususiyetle Muhterem Erbakan hocamızın annesi Kamer Hanım, babası Sabri Bey'in de ruhlarına hediye ediyoruz ikram eyle. Nermin Erbakan hanımefendinin de ruhuna hediye ediyoruz ikram eyle. Hususiyetle kardeşlerinin, ailesinin de ervahına hediye ediyoruz sen ikram eyle. Yine hayatta olan Kemalettin Erbakan büyüğümüze de afiyetler nasip eyle. Hayırlı şifalar ihsan eyle yarım dualarımızı fazl-ı kereminle kabul eyle. Şu mübarek üç aylar mevsiminde, bir regaib gecesinde, Ya Rabbi hususiyetle zalimlerin, hainlerin tasallutuyla, Ya Rabbel Alemin şehadet mertebesine yükselmiş olan iddif şehitlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz sen ikram eyle. Ruhlarını şad eyle, makamlarını âli eyle. Yerde kalan şehitlerimizden yavrulara, hanımlara, anne babalarına sabır nasip eyle, metanet ihsan eyle. Ya Rabbi kanları yere düştü, kan damlaları hatırına zalimlere fırsat verme Ya Rab, hainlere fırsat verme Ya Rab. kafirlere fırsat verme Ya Rab. Sınır boylarımızda vatanı müdafaa etmek üzere nöbet tutan ana kuzularına sen yardım eyle Ya Rab. sen yardım eyle Ya Rab. sen muhafaza eyle Ya Rab esrarın şerrinden halas eyle ya Rab. Dahili ve harici düşmanlarına ya bir fırsat verme ya Rab. Ya Rab belalemin şu içinde bulunduğumuz hassas, nazik günleri daha bir olmayı, daha beraber olmayı, daha da kardeşler olmayı, daha ziyade birbirimizi anlamayı, sevmeyi, kardeşler olmayı hepimize nasip eyle. Her türlü tefrikadan bizi halas eyle. Her türlü ırkçılıktan bizi halas eyle. Her türlü üstünlükten halas eyle üstünlüğün takvada olduğunu anlamaya bizi muvaffak eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Bu vesileyle ölmüşlerimize rahmet eyle. Günahlarımızı bağışlayan, dualarımızı kabul eyle. Eyüp Sultan Hazretlerine vermiş olduğun o aşk ve heyecanı bize de nasip eyle. Habibine kamil manada ittiba etmeyi nasip eyle. Senin kelamından, Habibinin sünnetinden, sahabe-i kiramın istikametinden ilham alarak yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rab. Yapılan duaları Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da, Mescid-i Aksa'da yapılan, kabul olunan dualara ilhak ederek müstecab eyle. Allah'ım yeryüzündeki mazlumlara da yardım eyle. Gariplere de yardım eyle. Bişare kullarına imdad eyle. Hususiyetle dualarımızı fazl-ı kereminle kabul eyle. İslam birliğinin kurulduğu günleri görmeye muvaffak eyle. D8'lerin ihya olduğu günleri görmeye muvaffak eyle. Mülki idari amirlere, mülki millet hakkında hayırlı hizmetler görmeye muvaffak eyle. Yöneticilerimize bu hassas süreçte isabetli kararlar almaya muvaffak eyle. Ferasetli kararlar almaya muvaffak eyle. Dirayetli duruşlar nasip eyle. Vatanımızın, memleketimizin, alemi İslam'ın menfaatine hayırlı kararlarda mutabık eyle ya Rab. İsabetler nasip eyle Ya Rab. Aynı gemideyiz. Selamet ver bize Ya Rab. Huzurlar nasip eyle bize Ya Rab. Senin Kur'an'ını, senin Habibinin sünnetini yaşamaya ve yaşatmaya bizi muvaffak eyle. Ve böylece aynı istikamette yürümeyi hepimize nasip eyle. Dualarımızı fazl-ı keremine kabul eyle. Hastalarımıza ve hastalıklarımıza acil şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına ödeme kolaylıkları ihsan eyle hazine-i gaybından cümlemize helal rızık nasip eyle. Haramlardan cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, amin diyen dillerimizi de nar-ı cahiminden azat eyle. Esselatu vesselam, aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam, aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam, aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Hayırların fethine şerlerin define, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selametine, yeryüzündeki mazlumların, gariplerin, yetimlerin selametine, muhte aziz şehitlerimizin ruhlarına, hocamızın ve aile efradının ervahına, hepimizin ölmüşlerimizin ruhlarına rıza en lillah. İbrahim Kabul Kabulü'l-du'a, kabulü'l-niyaz, evet. el-Fatiha.